Tamam. Abi yarın bir seçim olsa Cumhurbaşkanı adayınız kim olurdu? Vallahi şu andaki adaylar kim tam olarak bilmiyorum ama. Gönlünüzden geçen kim? Vallahi İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Yani ikisinden biri. Neden onlar? Güzel çalışıyorlar. Yani yaptıklarını beğeniyorum, görüyoruz da. Hani en basitinden mesela İmamoğlu şu anda 40 bin tane tablet dağıttı mesela. En son bildiğim kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu küçümsedi dedi. Koskoca 3,5 milyonluk şeyde öğrencisi olan ilde de dedi. 40 bin yeter mi dedi. Yani onun için bir yorum yapmak istemiyorum ben. Yani Erdoğan için bir yorum yapmak istemiyorum. Çalışıyor diyorsun. Evet. Siz İsviçre'den geliyorum dediniz. Neresinden geliyorsunuz? Kanton Aarau'dan geliyorum. Biz bilmeyiz öyle yerleri. Nasıl yani abi orada durumlar? Abi kaç doğumlusun sen? 93. 93. Bak ben sana bir şey göstereyim. 89 yılı parası abi. 10 kuruş hala kullanıyorlar. Oranın parası? Evet. Ne aldın oranı abi? Ya 90 kuruşa ekmek alırsın. 250 gram ekmek alırsın. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra... Sen kaç yılında basılmış dedin? 89. Biz o zamanlar 100 bin lira kullanıyorduk. Evet. 82 senesi. Evet. Hala kullanıyorlar. Evet hala kullanıyorlar. 54. 1954 senesi. 54 yılı. Evet. Abi benden yaşlı. He. Yani hala kullanıyorlar ve benim en sinir olduğum şey, en kızdığım şey Avrupa'da Avrupa bizi kıskanıyor. Kıskanmıyor mu abi? Kıskanmıyor abi. Niye kıskansın canım? Abi cennet diyorlar. Burası ucuz diyorlar. Ya bir dakika, burası cennet. Hani vatanımız cennet. O tartışılmaz bir şey. Her şeyimiz güzel. Dört mevsim yaşıyoruz. Antalya'da ne bileyim Nisan ayında Saklıkent'te kayak yapıp aşağı inip yüzebiliyoruz. Bunu yapmak için para lazım, o da bizde tabii yok. Tabii ki, tabii ki yani. Ama Avrupalı, hani Avrupa'da çalışan insan tabii ki koyuyor aylığını, geliyor buraya fıstık gibi tatilini yapabiliyor. Bize niye öyle diyorlar, kıskanıyorlar, alma. Neden biliyor musun? Akrabaları var bunların. Bana işte 1000 frank ver, bana 1000 euro ver diyor, para yok, burada da biz açız, şudur budur. Vaziyet ondan ibaret. Yani akraba muhabbetine bütün ülkeyi harcadılar. Aynen, evet. Evet. Nasıl olacak böyle yani, bizim milletimiz burada yaşayıp orayı görmeyen insanlara bu durumu nasıl anlatacağız? Ya bilmiyorum, beni dinlesinler o zaman ya. Sana da inanmıyorlar. Abi gösterdim işte, parayı gösterdim yani. Canlı olarak ben sana gösterdim parayı. Adam 1954 senesinden beri hala aynı parayı kullanıyor. Diyorlar ki abi, orada insanlar aç, sefi. Hayır, sokağa düştü mü bitti. Katiyen, yok öyle bir şey yok. Devlet bakıyor orada. Mesela, ama şöyle bir şey de var, mesela sosyal amp dedikleri bir yer oranın. Hani işsiz kaldığın zaman falan ilk önce şey yapıyorlar. Sana iş bulana kadar iş bulmaya uğraşıyorlar. Ve iş bulamadığın zaman bu sefer sosyal amta düşüyorsun. Belli bir müddet sana, ben ama İsviçre'den bahsediyorum. Sosyal amptan geçiniyorsun. Ondan sonra iş bulduğun zaman sosyal amta, ama bu sana yardım ettiği parayı geri ödüyorsun. Yani ya, işi bulayım, ayaklarımın üzerine durayım da gerisini ödeyeyim zaten. O yani dert değil. Evet, kimseye aynen boyun bükmeye gerek yok. Evet. Peki abi, sence Türkiye'de bu saydıkların yapılıyor mu? İnsanlar sokağa düşmesin diye devlet müdahale ediyor mu? Nasıl, pardon, bir daha söyler misin? Devlet senin o saydıklarını burada yapıyor mudur Türkiye'de? Hayır, ben göremiyorum ki. Mesela burada da ne başladı herhalde, işsizlik parası falan. Ne kadar, 6 ay? 6 ay ya da 9 ay. İsviçre'de 2 sene sana ödüyor mesela. Maaşının %80'in üzerinden işsizlik parasını ödüyor. Abi buradan oraya gitmek isteyen gençler oluyor. Ne tavsiye edersin? Yani memleketi bırakıp gitmek... Ne diyorsun? Nasıl bakıyorsun? Ya, kalifiye eleman olsunlar. Ellerinde bir mesleği olsun. Çok güzel iş bulabilirler. Yani bizim burada mesela kafeye, bir yere gitsen, restorana gitsen, sana çayı getiren, yemeği getiren ya mühendis çıkar, ya mimar çıkar, ya işletme okumuş çıkar. Orada var mı böyle şeyler? Yok, hayır. Hepsi işini yapıyor. Hepsi işini yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, üniversite mezunu veya üniversiteden mezun olacak insan daha üniversiteden mezun olmadan işini bulabiliyor. Garanti diyorsun. Garanti. İşsiz kalma olayı düşük mü? Evet. Okuldan mezun oldu. Ya okuldan mezun olduğu zaman garanti iş buluyorsun zaten. Mesela okulun sonunda sen başlıyorsun beverbe diyorlar. Orada beverbe dedikleri iş başvurusunda buluyorsun. İşte CV diyorlar ya. CV'ni yazıyorsun. İşte şu okulu bitirdim. Şunu yapıyorum, şunu biliyorum falan diye. Adam diyor gel başla burada. Boş teneke dediğimiz hiçbir iş bilmeyen adam bir iş bulabilir mi abi orada? Bulabilir, şöyle McDonald's'ta çalışırsın, Burger King'de çalışırsın, hani orada da alabileceğim saatine göre, hani saat ücreti olduğu için orada, gerçi bahsettiğim yerlerde saat ücreti,
Fabrikalarda da var mesela, saat ücreti de çalışabiliyorsun. Ondan sonra aylık da çalışabiliyorsun. Hani çeşitli şeyleri var. İsviçre'de ya da Avrupa'da geçim kolay diyorsun. Çalışırsan kolay. Yani çalışmama şansın da yok diyor. Yok, evet. Yani iş bulabilirsin. Hani iş ayırt etmezsen bulabilirsin. Oradan bakınca Türkiye nasıl görünüyor abi? Ekonomik anlamda nasıl görünüyor? Oradaki insanlar bizi nasıl görüyorlar? Hani bana dahi pahalı geliyor esasında Türkiye. Evet. Vergilerden dolayı mı? Vergi, evet. Kur farkını çıkarttığımız zaman evet. Vergi. Evet, yani. Peki abi, şimdi ben çıksam gitsem İsviçre'ye, oradan bir adamı çevirip sorsam, desem ki siz Türkiye'yi kıskanıyor musunuz desem, vallahi ne der adam? Güler geçer adam sana ya. Yani ne diyeyim? İnşallah bir gün orada sorarız. İnşallah. Beklerim, buyurun. Bir çok şey teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey daha diyeceğim. Mesela hani orada diyorlar ya, ne kadar alıyorsun, ne kadar alıyorsun. Çalıştığın yere göre değişiyor. Bir örnek vereyim mesela. Bir bu McDonald's tür yerlerde çalışırsan, hani örnek veriyorum, tam bir fiyat veremeyeceğim veya bir ücret söylemeyeceğim. Yani 4000 lira alırsın. Ama bir fabrikada çalışırsın, 4500 lira alırsın. Vardiya çalışırsın, üstüne 500 lira vardiya ücreti alırsın. İlerleyen zamanlarda mesela vardiya şefi olursun, 300 frank daha bir artı ücret alırsın. 3 vardiya çalışırsın, 5500-6000 lira alır. Yani frank alır. İş zorlaştıkça kazandığın para artıyor. Para da artıyor. Evet. Evet. Peki son olarak şunu sorayım. Biz Ay'a gidiyoruz. Abi, İsviçre'de durumlar nasıl? Gidecek mi onlar da Ay'a? Abi İsviçre'de biz CERN'i yaptık. Yani siz istediğiniz yere gidin. Doğru. Ne diyeyim? CERN'i bilmeyenler vardır evet, şimdi. CERN bilim Kore'de yapacaktık, olmadı işte. Yani. Çok teşekkür ederim. Efendim, yarın bir seçim olsa Cumhurbaşkanı adayınız kim olurdu? Hiçbiri olmazdı. Neden abi? Neden mi? Şimdi genel anlamda baktığın zaman hiçbirinin cumhurbaşkanlığı, bunu hepsi dahil, vasfı taşımıyor. Hiçbiri güven vermiyor. Hiçbiri güven vermiyor. Niye? Şimdi genel anlamda bakarsanız insanlar aç, perişan vaziyette. Antalya genelinde işsizlik almış başını gidiyor ve şu anda turizmde çalışan elemanların %80'i boş. Ve bu insanların ev geçimi var, elektrik parası var ki bir de çocuğu olan insanlar var, kirada kalan insanlar var. Bunlar çok perişan bir vaziyette. Tabii biz bunu göremiyoruz. Şimdi şurada kime sorsam belki 50 tanesi diyecek ki biz açız. Hakikaten de öyle. Bakın ben şurada simit satıyorum. Adam 2 lirayı verirken bile diyor ki ya öyle söyleyeyim ya. O yüzden benim şu anda ideal bir cumhurbaşkanı göremiyorum, gözlemleyemiyorum. Bugünün iktidarı, yıllar önce o simit çay hesabıyla bu iktidara geldi. Niye hiçbir şey değişmedi sence? Şimdi şöyle söyleyeyim, bak genel anlamda düşünürsek ben aynı zamanda inşaat işi yaptım. Bakın ben çalıştığım dönemlerde, inşaatta çalıştığım dönemlerde küçük bir örnek veriyorum. İki tüpe bir gün çalışıp adam iki tüp alabiliyordu. Çalışan bir usta iki tane tüp alabiliyordu. Ama şimdi çalışan bir usta bir tüpü zor alıyor. Örnek, küçük bir örnek. Bunun gibi çok örnek verilebilir, sıralanabilir. O yüzden dediğim gibi yani ideal birini ben göremiyorum yani. Çünkü artık Türkiye bir de bir şey var. Yani nedir o? Enflasyon had safhada, işsizlik had safhada. Bunlar üst üste geldiği için şöyle bakıyorsun, kimsenin bunu düzenleyecek. Ya örnek veriyorum, ben bir tane dün sanayi aldım. Bir paket sanayi. Bundan 15 gün önce 20 gün aldığım o sanayi, bildiğimiz küçük 250 gramlık sanayi. 3 liraya alıyordum. Şimdi olmuş 5 lira. Ne değişti? Peki dolar diyoruz, dolar düşüyor aşağıya. Peki dolar düşerken madem ki dolar endeksli çok şey. Peki niye bu malzemeler düşmüyor? İnsanlar alırken alım gücü olmayan insanlar zorlanıyor. Onun için yok yani, idealim hakikaten yok. Ha şimdi bundan sonraki gelecek vatandaş diyecek ki, bundan sonra gelecek vatandaş, ha bizden önceki böyle yaptı. Dolayısıyla biz bunu, yani böyle yani bu bir süreç. Bu belediyelerde de böyle. Şeyde de böyle, hükümette de böyle. Bu böyle sürüp geliyor. Çünkü ciddi anlamda garibanı düşünen yok. Peki bizim halkımız bunu hak ediyor mu abi? Yani değişmesi için neden bir şeyler olmuyor sence? Ya neden bir şeyler olmuyor? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani insanlar artık nasıl söyleyeyim? Yani hani farklı ülkelere bakıyorsunuz. Bir mazota veya herhangi bir şeye zam geldiği zaman insanlar ayaklanıyorlar.
Bizim insanımız hakikaten gariban. Hakikaten de emektar insanlar. Ki buna rağmen bak bu işsizde bu zamlara rağmen beli bükük geziyorlar ama yine de isyan etmiyorlar. İşte zaten isyan eden vatan haini ilan ediyorlar o yüzden. Öyle. Ama işte ben demek istediğim şu etmiyor. Etmiyor yani yine etmezler. Yine etmezler bakın canla başla bakın herhangi bir terörle alakalı bir durum olduğu zaman insanlar kenetleniyor. Her anlamda kenetleniyorlar. Ama diyorlar ki bak şimdi çoğu diyorlar ki ya bu da gelir bu da geçer diyorlar ama ileriye dönük baktığın zaman geçecek veya düzelecek hiç ben bir ortam veya bir ışık veya bir adım atıldığını görmüyorum. Yok yani. Tamamen ümitsizim diyorsun. Yani ben kendim söylüyorum bakın ben naçizane bakın şurada simit satıyorum. Ekmeğimi çıkartıyorum ama dediğim gibi bunu yapamayan veya şöyle söyleyeyim turizmde çalışan insanların %50'si sadece turizm yapabiliyor. Başka bir iş yok. Elinden başka bir meslek gelmiyor. Şimdi bakıyorsunuz bir patronun bir otel sahibinin 3-4 tane otel olmuş. 3-4 abi. Daha fazla. Bakın ben bundan 4 ay önce ben turizmde de çalışıyorum. Bak turizmde ben resepsiyonda çalışıyorum. Yıllardan beri. Şimdi adam diyor ki bizim imkanımız bu diyor. Ha otellerde o 5 yıldızlı otellerdeki turistleri de ben inanmıyorum ki ciddi anlamda parasının karşılığını alıyor. Niye biliyor musun? Peynir aynı peynir. Üstünde çörek otu var. Peynir aynı peynir. Maydanoz var. Yani insanlar şeyini de alamıyorlar ya. Peki abi sana şunu sorayım. Bizim şimdi dışarıdan Antalya'da olmayan bir vatandaş az çok şöyle düşünüyordur. Ya adamlar bak zenginler geliyor tatil yapıyor. Halbuki biz Antalyalılar biliriz ki Antalya'ya gelen turist mesela Rusya'nın fakiridir. Doğru mu? Evet. Bunu insanlar mesela bilmiyor. Ya adamların Rusya'nın fakiri buraya tatile geliyor bir hafta. Biz niye gidemiyoruz? Bizim fakir köyüne gidemiyor turşuluk. Şurada şey var nedir o? Kayak merkezi var. Kayak merkezi. Evet. Ya bak onu da örnek vereyim. Bakın geçen sene değil evvelki sene işte. Evvelki sene gittiğimde ücretsizdi. Orada insanlar çıkıp kayabiliyordu. Bir sonraki sene gittim. Bu sefer oraya bariyer kurmuşlar. O bariyerde bir tane vatandaş koymuşlar. Buraya giriş yasak. Kim yapmış abi bunu? Hangi belediye? Vallahi oraya artık döşeme altı mı? Kim bakıyor? İki senedir mi? Son iki sene yok. Benim ilk gittiğim sene vardı. Geçen sene o uygulama yapılmış. 2019 mu 20 mi? 19'un kışı. 2019'da evet kışın gittiğinde bariyer konulmuş. O bariyerin önüne bir tane vatandaş koymuş o da sivil. Ama önünde şey yazıyor jandarma yazıyor. Madem öyleyse oradaki bir jandarma görevlendirilsin. Oradaki sivil vatandaş niye duruyor? Dedim ki sen niye burada duruyorsun? O zaman burada jandarma bariyeri var. Kocaman yazıyor jandarma diye. Sen niye duruyorsun sivil vatandaş? Biz burayı kiraladık. Demek ki oradan bir getirisi var ki kiralamış. Buradaki dediğim gibi yani orada naçizane bir günlüğüne çocuklarını götürüp eğlenecek, o karı görecek çocuklar ondan mahrum bırakıldı. Hangi belediye ise onu da şey yapmış olalım, yani dillendirmiş olalım. Çok örnek var yani, çok örnek var. Dediğim gibi bir ışık göremiyorum. Yok öyle bir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.